Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Yine Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Bununla beraber tabii sorunlara takılıp kalmayacağız. Aynı zamanda bu sorunların çözüm yollarını da konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda yapılan iki açıklama aslında bir şekliyle de yol gösterici niteliğinde. Bunlardan biri Aksaçlar'ın yaptığı açıklamaydı. Hemen ardından ise sanatçılar girişimi korkmuyoruz diyerek bir açıklama yaptı. Ama diğer taraftan başka gelişmeler de beraberinde yaşandı. Tüm bunları konuklarımızla konuşacağız. Konuklarımız kimler? Nesrin Naz, ekonomist, yazar. Daha önce de ekranlarımıza çokça kez konuk oldu. Nesrin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza diyeyim. İbrahim Sinemillioğlu, hukukçu, yazar. O da birçok kez ekranlarımızda gördüğümüz, görüşlerini bizlerle paylaşan insanlarımızdan biri. Sayın Sinemillioğlu, siz de hoş geldiniz. Ve Şanar Yurdatapan, düşünce suçuna karşı girişimden aktivist, birçok yönüyle de toplumun yakından tanıdığı bir insan ama aynı zamanda da uzun yıllardır müzisyen. Her ne kadar müzisyenlik yanını biraz geride bırakmış olsa bile son dönemlerde. Siz de hoş geldiniz Sayın Yurdatapan. Ben hemen doğrusu sıcak gündemle de başlamak istiyorum. Türkiye'den korkmuyoruz sesleri yükselmeye başladı. Son dönemlerde açılışta da dediğim gibi iki açıklamayla birlikte bunu biraz daha gür biçimde duymaya başladık. Ve yine tam da bu dönemde dün itibarıyla da sokakları dolduran kadınları gördük. Nesrin Hanım'a sormak istiyorum. Özellikle kadınların katıldığı bu düzenlediği eylemlere ciddi bir katılım söz konusu oldu. Hatta AKP yapacağı İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı alacağı toplantıyı da öteledi, geriye bıraktı. Bu konuda kadınların yaptığı eylemlilik bir geri adıma neden olur mu? AKP geri adım atar mı ki geçmişte de kadınlar bu iktidara geri adım attırmıştı, onu da hatırlıyoruz. Buradan bu sıcak gündemden başlayarak bu açıklamalar babında görüşlerinizi almak istiyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Türkiye'de kadın hareketi gerçekten destan yazıyor diyebiliriz. Yani özellikle baskının arttığı bu günlerde tüm kadınlar aralarındaki tüm farklılıkları bir tarafa bırakarak şiddete karşı yan yana durma öngörüsünü ve kararlılığını ortaya koyarak ciddi bir şekilde iktidarı bu konuda sarstılar. Bugün Meclis Başkanı'nın da bir açıklaması var. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı gerektirecek herhangi bir şey yok diye bir açıklama yapmış Şentop. Şimdi 5 Ağustos'ta AKP'nin işte Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılacağı söylenmişti. O da ertelendi. Bu öyle bir hale geldi ki bırakın her şeyi artık bizzat Cumhurbaşkanı'nın ailesinde bir ayrışmaya sebep oldu. Yani bir tarafta kızının içinde bulunduğu kadem, diğer tarafta oğlunun içinde bulunduğu TÜGVA arasında bir ayrılık ortaya çıktı. Şimdi bu mesele son derece önemli bir mesele. İktidarlar genellikle kendilerini öncelikle kadın üzerinde baskı yaratarak o güçlerini gösterme çabası içine girerler. Kadınlar bunu çok iyi biliyorlar. Kadınlar ayrımcılığın, kadınlar ötekileştirmenin, kadınlar bunu yapacak şiddetin sonuçlarının ne olduğunu yaşayarak, yıllardır yaşayarak gören, deneyimleyen kesim. O nedenle şiddete karşı bir arada bulunma ve bu direnişi ortaya koyma kararlılığı son derece önemli. Ve ben iktidarın bütün bunları bir tarafa koyup söylediği gibi İstanbul Sözleşmesi'nden geriye doğru dönecek bir adım atacağını düşünmüyorum. Ama şunu da yapmayabilir. Şimdi İstanbul Sözleşmesi tek başına kadına karşı şiddeti önleme
konusunda kadına ya da tüm mağdurlara, sadece kadın demeyelim. Orada çünkü tüm mağdurlar var, çocuklar da var bunun içinde. Mağdur olan erkekler de var bunun içinde. Mağdur olan işte cinsel yönelimi ne olursa olsun kesimler de var bunun içinde. Tüm mağdurlara karşı her türlü şiddetin, psikolojik ve fiziki şiddetin önlenmesi konusunda aslında devlet kendi üzerine düşenleri, yapması gerekenleri yapmaktan imtina ederek ayak direyebilir ki nitekim onu görüyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar başladıktan sonra kadınlara yönelik şiddetin arttığı, hızla yukarı doğru tırmandığı bir ay geçirdik maalesef. Yani bu süre içinde öldürülen kadınların sayısında bir artış oldu. Bu süre içinde tacize uğrayan çocukların sayısında bir artış oldu. Yani bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman illa sözleşmeden şeyini çekmesi, imzasını çekmesi gerekmiyor. Ama bunu AK Parti daha önce toplumun çeşitli kesimlerine açılarak yaptığı o geniş yelpazedeki siyasetini giderek işte daha dar, daha katı, daha radikal İslamcı kesimler üzerinden şimdi götürmeye çalışıyor. Çünkü orada bir güç yığılması yapmak istiyor. Evet. Onlara anlatması biraz zor. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyerek de 6.284 sayılı yasayı tam anlamıyla uygulama konusunda imtina ederek de kadınları bir şekilde o şiddetin kucağına bırakabilir. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemesi ne işte o vakit akit vesaire gruplarına, İsmail Ağa Cemiyeti'ne, tarikatına falan nasıl izah edecek, nasıl anlatacak, böyle bir şeyi var, AK Parti'nin ikilemi var ve her attığı adım aslında kendi yaptığı, kendi kurduğu şeyleri yıkarken attığı her adımla kendini biraz daha radikal bir şeye sıkıştırıyor. Evet. Ve giderek de oradan çıkması zorlaşıyor. Evet. Yani ben bunu AK Parti'nin kendine kurduğu çok önemli bir tuzak olarak düşünüyorum. Peki önümüzdeki günlerde de kuşkusuz bu gelişmeyi takip edeceğiz. Biraz da aslında konumuzla bağlantılı toplumun farklı kesimlerinin seslerini çıkarmasının son örneklerinden biri olarak bu sözleşmeye karşı kadınların direnişini gündeme getirdik. Şanar Bey'e geçmek istiyorum. Şanar Bey'e de sadece kadınlar değil, onların yanı sıra toplumun farklı kesimlerinden de giderek itirazlar artıyor, sesler yükseliyor. Son iki önemli açıklamada da sizin de imzanız vardı. Doğrusu son dönemlerde toplumun farklı kesimlerinin, yani en liberalinden en solda duran kesime kadar bu seslerin yükselmesini nasıl değerlendirmek gerekir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu da sorayım. İnsanlar hayatın gidişatından memnun olsalar İtiraz etmezler. Yani ortalama insan için en önemli olan şey bir, can ve mal güvenliği, iki, ekonomik olarak işte kendisini ve ailesini geçindirebilmesi, üç, yarının daha iyi olacağına dair ümit beslemesidir. Bunlar var olduğu vakit ne yazık ki büyük çoğunluk, bu sadece Türkiye'de değil, hemen hemen her yerde aynı şey, hiç değişiklik istemez. Ama bunlar yok oldukça o vakit sesler giderek artar. Türkiye'de bu yeni olmuyor ki. Gezi olayları öncesinde de aynı şeydi. Evet. Gezi olaylarında bir kıvılcım birbirinden çok farklı kesimleri yan yana getirmişti. Niçin? Çünkü bu farklı kesimlerin hemen hemen her biri Erdoğan tarafından aşağılanmaya uğranmıştı. Hakarete uğramıştı. Ve küçük düşürülmüştü toplumun gözünün önünde. Böyle bir kolcum çaktığı vakit yan yana gelebilirler. Gelenler de zaten bin bir çeşit insandı. Farklı görüşlerde, farklı inançlarda, herkes oralardaydı.
Dolayısıyla bu Türkiye için yeni bir şey değil. Ama yeni bir şey olmayışının nedeni de toplum durduk yerde ben karar değiştirdim artık böyle yapacağım falan demiyor ki. Yönetenlerin yönetim biçimi ve hayatın akışı insanları oraya doğru götürüyor. Dolayısıyla da şimdi de bundan sonra da aynı şeyler daha da artacak, artarak devam edecek. Tabii ki iktidar hani demişti ya ikisi birden beka meselesi diye. Türkiye'nin ne beka meselesi var? Kendilerinin beka meselesi var. Çünkü düşerlerse iktidardan hesap vermek zorunda kalacaklar. Onun için zaten yıllar yılı birbirine demediğini bırakmayan iki tane lider birdenbire kanka oluvermişlerdi. Dediğinizin cevabı toplumdaki sesler giderek daha yükselecek. Çünkü başta ekonomi olmak üzere ki son sözü o söylüyor. İstediği kadar reklamlarını yapsınlar, insanlar çarşıya pazara gittiği vakit görüyor gerçeği. Peki, cebinden eksilen parayı gördükçe. Dolayısıyla da daha da yükselecek. Ama ne şekilde nereye varır? İşte orası çok düşünülmesi gereken bir. Hem ekonomiyi hem de nereye varır? Doğrusu onların çözüm yollarını da bu programda ayrıntılarla konuşmayı düşünüyoruz. Sayın Sinemillioğlu biliyorum. Köydesiniz ve çok zor koşullarda internetten bağlanıyorsunuz. Bağlantı da biraz zayıf ama buna rağmen sizin de görüşlerinizi almak istiyoruz. Umarım programın sonuna kadar da bir aksaklık yaşanmaz. Toplumun geniş kesimlerinden itiraz sesleri yükselmeye başladı dedik. Her iki konuğumuz da bir girizgah olarak bu farklı sesleri değerlendirdiler. Size de şunu sormak istiyorum çözüm yöntemlerini tartışmadan önce. Bu tablo iktidara geri adım attırır mı ya da bir şekliyle iktidarın külahı önüne koyup düşünmesine neden olabilir mi? Yoksa tam tersi şimdiye kadar yaptığı gibi sesler yükseldikçe baskıları arttırmaya dönük bir çaba içerisine mi girer? Ne dersiniz? Öncelikle umarım bu kesintiler bize sıkıntı yaratmaz. Şunlar Bey ve Bey'le selamlaştık. Defne Hanım'a da bir merhaba diyeyim. Ona da görüştüğümüzde çok sevindiğimi belirteyim. Şimdi toplumun geniş kesimlerinden yükselen itirazlar bana göre büyük ölçüde geri adım da attırabilir. Bunun en önemli iki göstergesi. Bir gezi olaylarında Taksim meydanına yapılmak istenen otelden kesinlikle vazgeçmeyecekleri havası vermelerine rağmen vazgeçmiş olmaları. Yani gezide toplumun tüm katmanlarının birlikte hareket etmesi sonucu ortaya koydukları iradenin aşılamamış olması önemli bir göstergeydi. Ancak ondan sonra tabii büyük sertleşmeler gördük toplum hayatında. İşkenceler, özellikle kayyımlarla toplum iradesinin yok sayılması ama bu son günlerde kıdem tazminatında da aynı gerilemeyi gördük. Kıdem tazminatında kesinlikle işçinin kıdem tazminatının kırpılmak istenmesine rağmen işçi örgütlerinin tümünün bir arada ve kararlı bir hareket göstermeleri, kararlılık göstermeleri sonucu bu da şimdilik geriye bırakıldı. Pardon. Sertleşme olur mu? Sertleşme olacak elbette. Yani sertleşme olacak ama toplumda kararlılık ve geri adım atmama görüldüğü takdirde de bu sertleşmenin önü mutlaka kesilecek. Nesrin Hanım'ın sözlerini tümüyle dinleme imkanı bulamadım. Kadın hareketiyle ilgili görüşlerini belirtiyordu ama o arada benim bağlantım kesildi. Kadınların son zamanlarda özellikle AKP içindeki büyük ölçüde bir kadın grubunun da aynı şekilde bu İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline yönelik hareketlere karşı çıkması sivrisinekle de başım derde girdi. Bu kadınları arasındaki dayanışmanın artması sanıyorum bu konuda da yeniden bir
şey gelişecek, yeni bir durum gelişecek ve bu İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini isteyenler geri adım atmakla kalmayıp bu sözleşmenin gerekli olduğunu birkaç kişinin sözünün önemsemeyeceğini söyleyeceklerdir. Yani cesareti insanlar birlikte hareket edip cesareti de bulaştırabilirsek toplumun geniş kesimlerine, ben Türkiye'nin geleceğinden umutsuz değilim. Bu ülkenin insanları Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanı ya da dinsizi dinlisiyle bu pandemiden kurtaracağımız gibi bu iktidarın baskısından da kurtulacağız. Ona inanıyorum, bunu belirtmek istedim. Peki, çok teşekkürler. Doğrusu program hazırlamaya kalkarken gündemi tartışmak istediğimizde nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Her gün yeni bir gündemle, her gün yeni bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bugün de dolarla ilgili, euro ile ilgili doğrusu takip etmekten yorulduk. Dolar ve euro almış başını gidiyor Destren Hanım. Dünya piyasaların tümünde değer kaybeden dolar, Türk parasına karşı, Türk lirasına karşı değer kazanıyor. Bu neyin işaretidir? Bir, ikincisi bu yaşadığımız, tartıştığımız başlıkların ekonomiye yansıması mıdır? Ya da siz neyin işareti olarak görüyorsunuz? Aynı zamanda iyi bir ekonomistsiniz, onu da biliyoruz. Nesrin Hanım, sesiniz gelmiyor maalesef. Ses kesildi. Pardon, mikrofonu kapamıştım. O nedenle. Şimdi bütün sorunlar aslında iç içe. Yani Türkiye'nin derinleşen bir siyasi krizi var. Türkiye'nin giderek kaçınılmaz hale gelmiş bir iktisadi çöküşü var. Ama aynı zamanda bu zayıf ekonomisiyle, bu derinleşen siyasi kriziyle alt emperyal bir ülke olma iddiası var. Şimdi bu çok büyük bir çıkmaz. Yani bu çıkmazın bizi bir şekilde buraya getireceği aslında belliydi, kaçınılmazdı. Bugün olan şey şu: biz iktisatçılar çok uzun zamandan beri bugünlerin geleceği konusunda uyarıları yapıyoruz. Çünkü rakamlar bunu söylüyor. Yani bu rakamları da biz uydurmuyoruz. Yani devletin resmi organlarının yayınladığı rakamlar, Merkez Bankası'nın bilançoları, Bankalar Birliği'nin işte rakamları, Hazine'nin istatistikleri, TÜİK'in istatistikleri, hepsini üst üste koyup okumaya başladığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yani rezervlerin bir tarafta eridiğini görüyorsunuz. Bir tarafta üretimden bağımsız olarak para basıldığını görüyorsunuz. Sürekli olarak bir TL emisyonundaki artışı görüyorsunuz. Bunun döviz karşılığının olmadığını görüyorsunuz. Şimdi bu zincire son olarak işte Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erimenin artık o rezervlerin eksi düzeye geçtiği haberleri son bir haftadır düştü. Onun yanı sıra kamu bankalarının açık pozisyon taşımaya başladıkları ve bu açık pozisyonların büyüdüğü, yani kamu bankalarının da ellerindeki dövizleri kuru 6.85'te sabitlemek için, orada tutmak için sürekli olarak piyasaya bir şekilde sattığı ve Türkiye'nin aslında kuru orada zorunlu olarak başka araçları uygulamak istemedikleri için, enflasyonla mücadele etmek istemedikleri için, kredileri konusunda frene basmak istemedikleri için, pandemiyle ilgili ciddi, güvenilir, açık, şeffaf olamadıkları için, dünyadan bir şekilde koptukları ve dünyanın tersine gittikleri için aslında orada durmakta zorlanan, kuru orada tutmak için sürekli olarak rezervleri, hem kendi işte rezervlerini hem de Merkez Bankası'nın rezervleri yok olduğunu biliyoruz. O nedenle bu bugün bir şekilde gelecekti. Yani bu yaşanacaktı. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Bu henüz aslında bu bir düzeltme. Yani kurda bir düzeltme.
eğer düzeltmeden kastınız zorlayarak durdukları kurum gelmesi gerektiği yere gelmesi mi? Değerli bir şekilde tuttular zorlayarak. Yani kurum tepesine bastılar. Bu sürekli olarak işte rezervleri eriterek, işte kamu bankalarını devreye sokarak, bankaların brüt rezervlere el uzatarak bunu böyle yaptılar. Henüz bir şey yaşamıyoruz. Yani buna henüz panik dalgası yok. Panik dalgası olmadığı için eğer doğru önlemler alırlarsa, o doğru önlemlerle bir şekilde bu seviyelerde istikrar kazanabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bir kere önce bazı şeyleri doğru koymak lazım. Bir kere kur yükselmiyor. Türk lirası düşüyor. Yani Türk lirasının değeri düşüyor. Evet. Üstelik bu dolar ucuzlarken TL daha da düşüyor. Bu çok vahim bir durum. Neden? İşte başta söyledim. Merkez Bankası karşılıksız para basıyor. Şimdi burada bir başka şey devreye giriyor. O da güven unsuru. Evet. Artık iktidara güven yok. İktidarın attığı adımlara güven yok. İktidarın alacağı önlemlere güven yok. Ve iktidarın bu konuda ne içeride ne dışarıda herhangi bir itibarı yok. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince, hatta buraya çıkmadan önce bir tweet attım. Shakespeare biliyorsunuz şöyle şunu da demiş bir şeyini: güven ruh gibidir, terk ettiği bedene asla geri dönmez. Şimdi bu güveni bu iktidar maalesef yok etti. Şimdi bu saatten sonra çok radikal önlemler almadıkça, bu radikal önlemler sadece işte kapsamlı bir şekilde faiz artırımı falan değil, aynı zamanda ekonomi yönetiminden en tepedeki kişiden, işte o bankaların, kurulların vesairenin başkanlarının görevden alınıp, peki, o kurulların yeniden özerk yapılarının, Merkez Bankası bağımsızlığının korunacağına dair bütün şeye, piyasalara bir güven vermedikçe buradan kolay kolay çıkış yok. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir başka şeyi daha burada ilave edeyim. Aslında evet, Türkiye biliyorsunuz 2017'den sonra çok agresif bir şekilde aldığı işte kredi genişlemesi önlemleriyle krizleri hep ileri tarihe erteleyerek bir şekilde sürdürmeye çalıştı. Şimdi bu geldiğimiz yerde hepsinin biriktiğini ve artık çözüm için pek de zamanımızın kalmadığını bize söylüyor. Bugün aslında en son buraya çıkmadan önce Merkez Bankası'nın açıklamasını duydum. İşte Bankalar Birliği şeyi çağırmış, BDDK bankalarla bir toplantı yapacakmış. İşte Merkez Bankası işte elimizdeki araçlarımız yeterli diyor. Araçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Elinde kaldı mı? Ondan da çok emin değilim. BDDK'nın bankalara ne diyeceğini açıkçası şeyle bekliyorum, heyecanla bekliyorum. Çünkü bütün bunların arkasında, evet, işte o bankalara aktif rasyosu dayatması var, bankalara ucuz kredi verme baskısı var. Yani bugüne biz iktidarın bir başarı hikayesi yazma için her bir şeyi, kurumu yok ettiği, bütün, hı hı, işte gerçekleri görmezden geldiği, hı hı, ve kendi gördüğü hayali rüyayı herkese gördürmek istediği bir şeyin sonunda geldik. Buradan da bakalım nasıl çıkacağız. Aslında bir şekliyle işaret ettiğiniz şey Türkiye'de tekçi yönetim anlayışının nerelere getirebileceğini de gösterecek. Tabii yani şimdi öyle de söyleyebilirsiniz. Şuna baktığınızda işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra hem TL hem dolara karşı hem de euroya karşı ortalama %30'lar civarında şey kaybetmiş, değer kaybetmiş. Oysa o sisteme, o rejime
geçerken ne denmişti? İşte güçlü lider, güçlü Türkiye denmişti. Bir ülkenin güçlü olabilmesi ancak ekonomisinin güçlü olmasıyla, büyümesinin sürdürülebilir olmasıyla mümkündür. Peki. Şu anda Türkiye ekonomisi ne yazık ki öyle değil. Bir son bir şey daha söyleyeyim, bırakayım. Bakın durum gerçekten bu anlamda vahim. Çünkü Türkiye bu sorununu çözmek için şu aşamada IMF'e gitse, IMF'in bile mevcut problemi çözebilecek kapasitesinin kaldığını, var olduğunu düşünmüyorum. Onu da aşar bu sorun. Aslında bir yönüyle buradan çıkış yolunu da konuşmak lazım. Ben Şener Bey'e de sormak istiyorum. Aslında iktidar bu dönemde belki de bunların üzerini örtmek için kendi kitlesini, tabanını konsolide edecek adımlar dağıttı. Örneğin Ayasofya'nın ibadete açılması son yaşananlardan biri, hatta geniş bir kesim İstanbul Sözleşmesi'nin de bu bağlamda gündeme getirildiğini söylüyor. Ama bu huzursuzluğu da arttırdı. Diğer taraftan baskıyı, topluma dönük hukuksuz uygulamaları da giderek arttırdı. Ekonomideki dalgalanmanın bir boyutu da bu siyasal nedenler mi, bu geliştirilen tutuma bir yanıt mı? Yani bir şekliyle ekonomi ve siyaset ilişkisinde değerlendirmenizi isteyeceğim. Siz ne dersiniz? Ben ekonomist değilim ama çok rahat söyleyeyim. Özellikle siyasetin yansımaları itibariyle ekonomist değilsiniz ama deneyimli bir aktivistsiniz. Türkiye'nin 50-60 yılında tanıksınız da tabii. Aksaçlısınız bir de. Dediğinizin tam tersi. Yani bu dalgalanmalar onun sonucu değil. Onların nedeni. Yani bütün bunlardan kurtulmak için işte beka meselesi ya, elden gelen bütün kozları kullandı. Savaşı tekrar geri döndürdü. Saymayayım teker teker ama sonuçta da en son kozlarından birini de kullandı. Halbuki çok yakın zamanlara kadar Erdoğan diyordu ki bu bir tuzak. Siz gidin önce Sultanahmet'i doldurun, ondan sonra gelin diye. Ama ne olmuş, en son namazda Sultanahmet daha şeymiş, doluymuş ödeken. Neyse, bunlar tamamıyla benim şeyimin dışında, üstelik de gündemin de dışında olması gerekir. Öylesine başarılı filan bir sonuç doğurmuş değil. Ancak tabii ki bu yüzyıllardır süren, sadece cumhuriyetle filan değil, belki kökü ta 3. Selimlere dayanan, hatta daha öncesine dayanan, ülkemizde sürekli olarak yenilikler yapma ihtiyacı duyanlarla bu yeniliklere tepki gösteren, çünkü mevcut düzenden nemalanan grupların kavgası çeşitli şekillerde, isimler değiştirerek günümüze kadar yansıdı ve geldi. Hala devam eden şey hemen hemen aynı şey. Ama giderek ekonomik temelini kaybediyor onlar da. Yani bu her şeye karşı, ona da karşı, buna da karşı. Tamam buyur. Milli ve yerli ve milli. Tamam peki. Yerli ve milli olmayan telefonu, otomobili falan da kullanmamayı düşünüyorsan sen bilirsin, buyur yap. Ama bütün bunların altında yatan şey bu. Kavga buraya kadar sürüklendi geldi. Ve de aynı şeyi tekrar edeceğim. Ekonomideki başarısızlıklar, harbur, harman savurma, o beleşten gelen dövizleri ebediyen gelecek zannetme ve bunları bu şekilde harcamanın sonucu buraya kadar geldi. Artık çıkarının falan olduğunu sanmıyorum. Yalnız iktidarı bırakmamak için, çünkü düşerse ne olacağını kendi bizden daha iyi biliyor, elinden geleni yapacaktır. Kaldı ki tabii ki benim elimde öyle araştırmacılar falan filan yok. Onun var, onların var diye. Onlardan gelen sinyaller kötü olmasa habire, giderek daha kötüye gitmese, yahu yıllardır birbirine dediğini bırakmayan, bir daha söylemiştim tekrar ediyorum kusura bakmayın, Erdoğan'la Bahçeli'nin böyle kanka olmasını açıklayayım bakalım hadi. Evet, beka onların kendi bekası olduğu için devam ediyorlar. Daha kötü şeyler yapabilirler mi? Ama ilginç bir şey yani. Siyasi bekaları için koca... Neyse yapabilirler maalesef. Siyasi bekaları için koca toplumu yok etmeyi göze alabilecek kadar
yani nasıl diye böyle bir davrandılar ki neredeyse kendileri için bir toplum yok olsun diye açık açıkar savaştılar. Ben yine son Ayasofya'yı sormuşsunuz bana. Ben orada inançlı insanlara bir şeyi hatırlatmak isterim. Ayasofya rüyamızdı. Şu kadar zamandan beri işte işgal altındaydı, kurtardık peki. Güzel, iyi de diyelim. Siz böyle inanıyorsunuz, öyle olsun. Ama şöyle şunu bir düşünün. Köln'de çok güzel bir cami var. Merkez Camii, modern bir cami. Bunun kiliseye çevrildiğini, Köln'deki Katolik kardinalin de elinde Kaleşnikov'la gidip orada nutuk verdiğini düşünün ve bütün camilerin, Avrupa'daki camilerin bu şekilde kiliseye dönüştürüldüğünü düşünün. Hoşunuza gider miydi? Gidiyorsa tamam, bu da hoşunuza gitsin. Evet, sonuçta iktidar bunları kullandı diye bir düşünelim. Kendi ayıplarını kapatmak için. Kapatılacak hali yok. Kapatamıyor da diyorsun. Peki ben Sayın Sinemilioğlu'na sormak istiyorum aslında. Siz de ekonomist değilsiniz, hukukçusunuz ama toplumu yakından izleyen biri olarak izlenimlerinizi de soracağım. Sonuçta bu tür çarpık ekonomilerde ya da sorunlu ekonomilerde yaşanan her krizde toplumun küçük bir kesimi ya da sermayenin küçük bir kesimi aşırı zenginleşirken toplumun geniş bir kesimi ise aşırı yoksullaşmayla karşı karşıya kalıyor. Bu aynı zamanda zayıflayan iktidarın kendi çevresini bir şekliyle konsolide etme, onları güçlendirme eğilimi olarak da değerlendirilebilir mi? Çünkü o zenginleşen kesim aynı zamanda iktidardan ciddi anlamda nemalanan kesimde. Evet, şimdi tabii ki ekonomi her şeyin temeli, her şeyin nedeni, bütün kötülüklerin anası. Eskiler içki için belki derlerdi umul havais diye, ama tabii bütün kötülüklerin nedeni ekonomik zorluklar, ekonominin bozuk olması. Nesrin Hanım başta zaten söyledi, bir toplumun gücü ekonomisinin gücüyle ancak ölçülebiliyor. Gerek silahlı kuvvetleri, gerek medyası, gerek akademiyası, bütün bunlar güçlü bir ekonominin sonunda ancak kendi işlevlerini iyi bir şekilde yerine getirebilir. Türkiye'de uzun zaman derken sadece 17-18 yıllık AKP iktidarını kastetmiyorum. Eski dönemlerden beri de her zaman devlet işverenin yanında bulunmuştur. Devlet eliyle fert zenginleştirme uzun zamandan beri, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri dönem dönem ufak tefek, özellikle 1961 Anayasası'nın görece demokratik düzeni içinde varılan sendikal hareketin gelişmesi sonucu elde edilen hakların dışında Türkiye'nin hemen hemen son 100 yıllık döneminin çok büyük bir bölümü, %80'den fazlası sürekli iktidarların belli bir kesimi, zengin kesimi desteklemesi ve onları nemalandırması ile sonuçlanmıştır. Son 17 yılda ise özellikle son 4-5 yılda, 3-4 yılda hatta olağanüstü halinde ilanı ile birlikte işçi ve köylü oyunu AKP'ye vermesine rağmen son derece mağdur duruma düşmüştür. Tabi bu mağduriyet aynı zamanda onun sadece maddi yönünü değil, manevi yönünü de desteklemiştir. Kadın cinayetlerinin artması, boşanmaların artması, intiharların artması, bütün bunlar kötü ekonominin, kötü yönetimin sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır, karşımıza çıkmaktadır. Eğer düzenli bir ekonomik sistem takip edilseydi, Türkiye'nin konumu itibariyle, rahmetli Çetin Altan'ın bir saptaması vardı, sık sık kullandığı bir sözdü. Türkiye zengin olmaya mahkum bir ülkedir de. Fakat bir türlü biz bu
bu trendi yakalayamadı. 12 bin yıldan beri bütün dünyanın, hemen hemen dünyanın merkezi olan bu topraklar, Anadolu ve Mezopotamya toprakları, ilk tarımın baş gösterdiği bu topraklar, son 300 yıldan beri ya da belki bunu biraz daha arttırabilirsiniz, 400-500 yıla çıkarabilirsiniz, artık geri plana düşmüş ve günümüzde biz dünyanın yön veren değil, yönlendiren ülkeleri arasına düşmüş bulunmaktayız. Orta Doğu'da ve Akdeniz'de sürdürülen savaşların da bunda çok büyük etkisi vardır. Bu ekonomik gerilemede büyük etkisi var. Çünkü bu savaşlar bir taraftan iktidara oy kazandırmakta ama öbür taraftan halka kan, gözyaşı ve açlık getirmekte. Evet. Bunların henüz çok büyük ölçüde farkına varmış olmayan büyük bir kesimimiz var. Ve bu kesim sayesinde bu kesimi konsolide etmeye çalışan ve zaman zaman da başarılı olan iktidar sayesinde biz henüz bu zinciri kırma noktasına gelmiş değiliz. Evet. Ama ben inanıyorum ki kısa sürede, bu kısa süre yani 3 gün, 5 gün, 3-5 ay değil elbette ama kısa sürede bu zincir kırılacak ve bu sıkıntılardan çıkmanın yolu açılacaktır diye düşünüyorum. Peki. Nesrin Hanım'la devam edelim ama yine aslında geçtiğimiz haftadan bu yana, daha doğrusu CHP'nin 37. kurultayından bu yana tartışılan bir konuyu sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu tek aday olarak katıldı. Karşıt adaylar katılamadı tüzük engeli nedeniyle ve seçildi tekrar ama orada tüm sorunları çözeceğiz diye çok genel bir kavram, ancak biz çözeriz diye çok genel bir kavram kullanmaya başladık. Kongreden sonra da bu mesajı hep dillendirdi. Ama doğrusu ayrıntıya da girmedi. Siz CHP'yi de yakından izleyen bir siyasetçisiniz de, siyasetçi yönünüz de var. Geçmişte ANAP Genel Başkanlığı da yaptınız. Doğrusu CHP'nin ajandasında ne olabilir'i size sormak istiyorum. Yani CHP aslında bilmediğimiz bir parti de değil. Eksisiyle, artısıyla. Ama bu kez ajandasında ne var gerçekten? Ne olabilir ya da? Aslında CHP Bey'i çok da yakından izlediğimi söyleyemem. Yani CHP'nin ajandasında... Türkiye siyasetini izliyorsunuz diyeyim o zaman. Türkiye siyasetini izliyorum. Evet, öyle diyeyim. CHP'nin ajandasında ne olduğunu da çok bilmiyorum ama yani bu şeyde, pandemi döneminde de sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, muhalefette olan bir dolu partinin işte lideriyle ve yönetim kadrosuyla bir demokrasi ittifakı kurulması konusunda çeşitli görüşmeler, çeşitli toplantılar yaptık. Çünkü orada Türkiye'nin meselelerinin artık işte A'dan Z'ye, ekonomisinden siyasete, toplumsal yapısından işte dağılan, daha doğrusu toplumsal yapısına kadar tüm sorunlarının tek bir partinin çözebileceği sorunlar olmanın çok ötesine geçtiği, Türkiye'nin artık yeni bir dil, yeni bir hikaye yazması gerektiği ve yeniden ortaklaşmayı, yani hem acılarında hem sevinçlerinde yeniden ortaklaşmayı öğrenmesi, yeniden biz olmayı, bir biz olmayı becerebilmesi gerektiği konusunda çok toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık. Yani bunlardan belli ölçülerde bir mesafede alındığını söyleyebilirim. Ama halen Türkiye'de bir muhalefetin önemli bir kısmı demokrasi ittifakının, bir sandık ittifakının dışındaki bir ittifakın önemini çok fazla kavramış maalesef görünmüyorlar. Oysa Türkiye'nin... Görünmüyorlardan görüşme yaptığınız için soruyorum. Hem evet. Kat edilen bir mesafeden söz ettiniz, hem
Bir o şekilde... kadar mesafeyi şöyle alın. Yani aslında 2015 seçimlerinden sonra adım adım işte referandum, sonra genel seçimler, sonra yerel seçimler, bu süreçte aslında çoğunlukla da tabanın zorlamasıyla ve tabanın partilerin yönetiminin önünde yürümesiyle bu birliktelikler bir şekilde sağlandı. Ama bunlar hep sandık önümüze konduğunda olan ve belli bir karşıtlığa odaklanmış, yani işte Erdoğan ve Erdoğan'ın isteklerine karşı olan. Şimdi biz diyoruz ki bunun ötesinde Türkiye mevcut problemlerini hangi yöntemle çözeceği konusunda uzlaşmak zorundadır. Yani partiler, siyasi partiler kendi kimliklerini koruyarak, kendi yapılarını koruyarak anlaşmaları gereken şey ekonomiyi şöyle çözeceğiz, bunu böyle çözeceğiz değil. Bütün bu sorunları hangi yöntemle çözecekler? Demokratik yöntemle mi çözecekler? Parlamenter rejim içinde mi çözecekler? Güçler ayrılığını önceleyen bir yapıyla mı çözecekler? Yoksa mevcut işte Erdoğan'ın kurduğu başkanlık rejimi içinde mi çözecekler? Yani aslında uzlaşmaları gereken şey, biz uzlaşma dediğimiz şeyden de bunu kastediyoruz. Yani bu hangi yöntemle çözecekleri konusundaki uzlaşma. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu dostlarımızla birlikte yapacağız demesini Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben çok önemsiyorum. O dostlarımızı oldukça geniş bir yelpaze olarak alıyorum. Yani mevcut Millet İttifakı'nı da aşan, çünkü o yaptığımız toplantılarda da bu demokrasi ittifakı konusunda en açık davranan, bu kapıyı ardına kadar açık tutan liderlerden bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Ben onun bu yapıyı kavradığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de boşalan merkezi yerine doğru hareket ettiğini ve bu merkezi inşa ederken de en geniş yelpazede bir demokrasi ittifakını önceleyen politikalara öncelik vereceğini düşünüyorum. Yani benim edindiğim izledim. Kurultay'da yaptığı konuşma. Şimdi tabii bu çok kolay bir şey değil. Şöyle kolay bir şey değil. Özellikle birbirinden çok farklı siyasi partiler söz konusu olduğunda ister istemez politikalarınızı diğerleriyle bir şekilde söylemenizi ve politikalarınızı uyumlu hale getirmek için bazen o kadar fazla çaba sarf ediyorsunuz ki merkeze doğru hareket edeyim, merkezde kalayım derken bu sizin siyasetinizi çok kişiliksiz hale getirebiliyor. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik çoğumuzun zaman zaman kızgınlığının, eleştirilerinin arkasında da bu var. Burada araya girip bir şey sorabilir miyim? Yani siz Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmenizden de yola çıkarak bir belirlemede bulundunuz. Sadece onunla değil, diğer siyasi partilerle. Evet, tabii diğerleriyle de. Ama burada özellikle mesela mesele Kürt siyaseti olunca Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesafeli durduğunu da biliyoruz. Ve söylemler sanki Kürt seçmenine hitap şeklinde de algılanıyor. En azından böyle bir görüş de var. Böyle bir bakış açısı da var. Özellikle Kürtler üzerinden yayılan bir güvensizlik var. Ki o güvensizlikle ilgili konuyu da siz örneklendirmiştiniz. Tabii bu güvensizliklerin aşılabilmesi için işte biraz önce söylediğim şey o. Yani bazen o kadar yuvarlak ifadeler kullanmak durumunda kalıyorsunuz ki bu sizin siyasetinizi çok kişiliksiz hale getirebiliyor. Ama bu güvensizliğin aşılabilmesi için bütün bu meselelerin, yani Kürt meselesi, ekonomi,
işte Türkiye'nin dış politikası, ki şu anda Türkiye'nin dış politikasında da çok ciddi problemler var, sorunlar var ve bu dönerek içeriye çok daha kötü bir şekilde yansıma şeyi taşıyor, potansiyeli taşıyor. Evet. Bunların hangi yöntemle çözüleceği konusunda uzlaşmaktır. Yani şimdi aslında toplum bize şunu söylüyor. Çok uzun dolayısıyla özetle şunu diyebilir miyiz? Özetle şunu söyleyeyim. CHP'nin toplum, ajandasında uzlaşma mı var? Uzlaşma demeyeyim. CHP'nin de şeyinde geniş bir demokrasi ittifakı kurma şeyi var. Eğilimi var diyorsun. Çabası ve eğilimi var ve çünkü o şeyi çok iyi biliyor. Yani bu sorunları tek başına hiçbir partinin çözemeyeceğini iyi biliyor. İkincisi şunu da, şu da çok açık bir şekilde görünüyor. Toplum artık bizlerden, yani siyasi partilerden öncelikle onun adına sorunları çözmesini istemiyor. Peki. Sorunları onunla birlikte çözmesini istiyor. Onun için bütün siyasi partilerin topluma, sivil topluma, özellikle sivil topluma açılarak ve onu da içine alarak çözümleri birlikte ortaya koyması lazım. Çözümleri birlikte ortaya koyabilmeniz için de önce yöntemde uzlaşmanız gerekiyor. Sayın Şener Yurda Tapan, size de bu konuyla ilgili sormak istiyorum ama en azından 12 Eylül sonrası 89'dan günümüze çokça CHP veya önceli partilerin Kürt raporlarına tanıklık ettik. İlkini Siirt'te 89'da açıklamıştı diye aklımda kalmış. Ama bu raporları doğrusu bir şekilde realize etmekte, topluma sunmakta ya da iktidar olduğunda o raporlara uygun davranmakta da cimri davranan bir CHP ile karşılaştık. Yani böyle de bir background'umuz var. Bu kez CHP'nin söz konusu bu Kürt raporu hazırlığına dönük ne söylenebilir? Buna nasıl bakmak gerekir? Ayrıca CHP'nin resmen söylediği bir şey yok. Bunu da söyleyelim. Ama sonuç itibariyle CHP içerisinden sağlam bilgi alan gazeteci arkadaşlarımızın yazdığı kulis haberler var. Yani bir kurul oluşturduğu ve kapsamlı bir Kürt raporuna hazırlık çalışmasını başlattığı yönünde. Şimdi zaten cümlenizin sonunda söylediniz. Oradan kulaktan dolma bilgiler bunlar dediniz. Kulaktan İyimser dolma demedim. Yok, gazeteci arkadaşlarımız kulisleri dedim. Sağlam gazeteciler. Fark eder. Ama yine kulaktan dolmadır. Ortada bir şey yok henüz. İyimser olmalıyız. Bu kadar başına gelen dertten sonra hala ve hala eyvah ben %25'e sıkıştım. Buradan kurtulabilmemin tek yolu da işte sağdan oy almaktır. Onunla ittifak yapmalıyım. Aman solla yan yana gözükmeyeyim derken sol dediği şey zaten kendi solcu olduğunu iddia ediyor da. Özellikle de HDP'li. HDP Türkiye'nin bugün 3. büyük partisi meclisteki sandalyesi. Aldığı milyonlarca oyla birlikte. Ama sonuçta sanki bir terör örgütü. Her yerde polis bile onun milletvekillerine karşı agresif, saldırgan davranabiliyor ve bu da yukarıdan destekleniyor. Şimdi böyle bir durumda tabii ki CHP'nin destek olması beklenir eğer dediği ilkeler içerisinde demokratik bir Türkiye ittifakını düşünüyorsa. Ama bunun sağ, diğer sağ partilerde düşünüyor onları. Aman ben onları kırmayayım diye düşünüyorsa daha çok bekler. Aslında dönüp kendi tarihine bakması lazım. CHP'nin kendi tarihinde bu oldu. Ecevit, İnönü'ye rağmen, İnönü'nün onu dışlamasına rağmen kazandı ve başkan oldu. Ama nasıl oldu? Nasıl oldu da bir sürü insan dağa taşa kara olan kara olan diye yazdılar. Çünkü net bir şey ortaya koymuştu ve 3 tane büyük söylediği vardı. Toprak işleyenin su kullananın olacak, aracı tefeci ortadan kaldırılacak. Bu şekilde net bir biçimde milyonlarca insanın ekonomik hayatını da sosyal hayatını da etkilendiren derli toplu bir şeyle ortaya çıktığınız vakit pek ala yapılamayacak zannedilen şeyi yani İnönü'yü alt etmesini bile başardı. Sonra da seçimlerde de başarıya ulaştı. Sonu ne oldu? O acıklı. Oraya dalmayayım. Konumuz şu anda bu değil çünkü. Ama
Bugünkü CHP en azından şunu unutmasın. O hiçbir zaman el atmadığı, yanında yer almadığı, bir sürü milletvekili hapse atıldığında, bir sürü işte belediye başkanlarının yerine kayyum atandığında filan arada olmayan, bir iki laf söyleyen ama hiçbir şey yapmayan, ancak bir tane kendi milletvekillerini savunan, aynı gün ve aynı olayda. Yani ayıp denen bir şey vardır. Bu şey toplumsal değişimi çok güzel gösteren şeylerden birisi de en son yerel seçimlerde. O yerel seçimlerde eğer ki HDP aday göstermiş olsaydı bu sonuç olmazdı. Sonuç yine de ben böyle bir program hazırlanıyorsa, ilan edilecekse ki onları bağlayacağını ümit ederim. Tabii ki bunun olumlu bir şey olacağını düşünürüm ama Türkiye'nin bu kabustan kurtuluşu gerçekten demokratik bir işbirliğiyle olmalı. Korkmasınlar. Onlar hiçbir şey yapmasa da yine suçlanırlar. İşte sen PKK'sın, şusun, busun filan falan diye. Aman yapmasınlar diye ağzını açıp bir şey söylemeyince kurtuluyorlar mı bu ithamdan? Yok. Birazcık cesaret lütfen. Aslında birazcık değil, daha fazla cesaret olmalı onlarda ama yine de... Birazcık cesaret olsa elinde var olmak Allah aşkına çok evet. Büyük cesaret işi değil yok, Allah büyük, aşkına ama birazcık, kendi yapılarına galiba. Birazcık cesaretle Erdoğan'ı aşamadılar. Ben Sayın Sinem İllioğlu'na da biraz da aslında hem tarihsel hem de güncel sorunlardaki CHP'nin tarihsel ve güncel payına bakarak da değerlendirmesini isteyeceğim. Biraz önce Sayın Yurda Tapan da söyledi. Yani HDP ile yan yana durmaktan ürken, görünmekten ürken bir CHP'nin Kürt raporu hazırlayarak ya da işte Sayın Nas'ın dediği gibi çok global sözcüklerle ben çözerim diyerek adım atmasının gerçekten bir karşılığı var mı? Bunun yansımaları neler olabilir? Yani Sayın Kılıçdaroğlu geçmişte de bunu çok kez söyledi ama altını doldurmakta da o kadar çok doğrusu verimli bir tablo göremedik. Ki son birkaç yılda atılan AKP ile ilgili adımlarla AKP destekle ilgili de CHP'ye dönük ciddi eleştiriler var. Ne dersiniz? Şimdi sözlerinizin sonunu pek iyi anlayamadım sesin zayıf gelmesinden ama özünde tarihsel olarak CHP ile ilgili şunu söylemek gerekir. Tabii CHP, bugünkü CHP, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra kurulan tek parti dönemindeki CHP değil. Onun bütün sorumluluklarını, tek partinin bütün sorumluluklarını bugünkü CHP'ye yüklemek doğru olmaz. Evet. Ama buna karşılık CHP'nin genlerinde hala Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra tek dil, tek din, tek kültürlü bir Türk milleti, bir Türk ulusu yaratma şeyi var. Genlerinde hala bu var. CHP bunu kesinlikle, yani Kürt fobisini hiçbir parti bugüne kadar Türkiye'de kurulan, Kürtleri temsil ettiği söylenen partiler dışında hiçbir parti Kürt fobisini, bölünme fobisini aşabilmiş değil. Evet. Tabii burada kendilerini haklı gösterdik. Zannettikleri bir konu Kürt ya da Kürt milletinin birleşik bir coğrafyada dörde bölünmüş olmasının yarattığı bir korku var. Bu nedenle CHP'de de bu korku her zaman var olmuştur. Bugün de devam etmekte. Ama günümüzde artık Türkiye'den önce Türkiye'nin bütün demokratik eşit yurttaşlık istemekteler. Bugün bana vaktiyle bir emekli, rahmetli olan emekli vali ve yine bir de rahmetli dostum Hasan Basri Aspiray, İstanbul Savcısı ve milletvekili soru sormuşlardı. Kürdistan neresidir diye. Ben dedim ki yani Kürdistan artık neden başlıyor demiştim. Ama siz Kayseri'ye kadar Kürdistan'ın kürdistanı bile batısında oldukça büyük bir kesim yaşamakta. Bunları doğuyu ayırsanız bile Batı bu sorunlarla başa çıkamayacak noktada devam edecektir. Evet. Şimdi Türkiye'de
Kürt sorununu, Kürt halkının istekleri doğrultusunda çözmeden, bu sorununu bu şekilde ele almadan, sadece bir terör sorunu olarak ele alarak terörist yok edersin, Kürt sorunu çözmüş olursunuz demek çok büyük bir yanlıştır. CHP bunu anlamış görünüyor. CHP içinde bir kesim bunun farkında. Fakat CHP'de kibatlıyla ben de üyesiydim. CHP'nin komisyonu başkanlığını yaptım. Benim merkezim bir taş davada avukatlığını yaptım. Kurultay delegeliği yaptım. Sosyal Demokrat ve Demokrasi Vakfı'nın kurucuları arasında yorum ve kurucu hala aktif üyeler. Yani, ama CHP'nin içinde hala bu sorunu cehennetle ve en azından üyesi olmak istedikleri o birliği müttefakatı içinde o çerçevede çözmeye yatkın olanların sayısı hiç çok az. Ben onu evet, ama buna rağmen bu bir başlangıçtır. CHP bugün eğer ama demokrasiden yana partilerle birlikte bir demokrasi platformu, bir demokrasi hareketi, bir demokrasi gücü ortaya koyacak bir davranış gösterirse çok şey yapabilir. Bir bu sebeple özellikle Samsun milletvekili Mustafa hatırlayamadım, kızının düğününe dört parti bir araya geldi. Birlik Partisi, İYİ Parti ve Ali Babacan'la Davutoğlu partiler. Ya bu parti merkez sağ temsil ettiği söylenmişle Büyük Birlik Partisi bu tabloya pek uymamakta. Bu iki bir başlangıç mıdır? Yeni bir yeni bir platformun yeni bir ittifakın kurulması yolunda atılacak bir adım mıdır? Akşener'in sözlerine baktığımızda da böyle olmadı, olmayacağı, CHP'yle ayrışmayacakları, Millet İttifakı'na son vermeyecekler havasını kokluyor olabiliriz. Ama bunlara rağmen Necan'ın da anlattığı gibi Kılıçdaroğlu'nun son kurultaydaki sözleri belki bir kesime daha iyi sandığı ama ben öyle sanıyorum ki bunun kişi doğduğu net bir şekilde ortaya çıkmadan tüm konusu, yerel öğretimler konusu ve diğer bazı ekonomik girişimlerin bölgesel yönetime bırakılması konusunda Avrupa yerel yönetimler şartının kabulü konusunda net bir şeyle karşılaşmış değil. Bütün bunları göz önünde bulundurursak ihtiyatla yaklaşmamıza rağmen CHP'nin bu son kurultaydaki tavrı belki en azından iktidarın getirmesi var, adımın yolunu açabilir. HDP'yle yakınlaşması ise bu konuda maalesef hala o işte genlerin korkuyu, o iyi Türkiye'nin bölünmesi politiği aşamamakta ve HDP'yle gerekli bir en azından demokratik işbirliğini yürütememekte. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun abanet yürüyüşünde HDP tüm gücüyle yanıldı. Yerel seçimlerde Pınar Bey'in dediği gibi HDP tüm gücüyle yanıldı oldu. Ve kazanılan bu başarı HDP'nin yardımı sayesinde oldu. Peki. Ama şu anda hala CHP'nin HDP'ye yaklaşımı konusunda hep bir şeyle karşı karşıya değiliz. Doğrusu ses zaman zaman gitti geldi. Umarım izleyicilerimiz iyi anlamıştır. İnternet zayıflığından kaynaklı bir olgu ama kopuk kopuk da olsa sonuçta büyük oranda anlaşılıyordu konuşmalarınız.
Hep sorunlar ve üzerinden konuştuk, çözüm de var. Çözümle ilgili de kuşkusuz söyleyecekleriniz var. Ama bu çok böyle acil bir gündem olmasa bile seçim tartışmaları da bunlarla birlikte gündeme geliyor. Yani Türkiye eğer bir ağır iç savaşa girmeyecekse, ki bu konuda geniş bir kesim böyle bir şey yaşanmayacağını söylüyor bir şekliyle. Ama diğer taraftan riskler ya da dikkat çekenler var. Fakat bu mevcut tabloda erken seçim mümkün ya da gerçekten erken seçim çözüm mü gibi tartışmalar da var. Nesrin Hanım'a sormak istiyorum. Normal seçim 2023'te iktidar bir seçim gündemleri olmadıklarını söylüyor. Ancak bir de iktidarın mevcut tabloyla götürüp götüremeyeceği gibi bir gerçek var. Götürmesi mümkün mü? Siz bir seçim mecburiyetinin gündeme gelebileceğini görüyor musunuz? Mümkünse çok kısa yanıtlarsanız belki riskleri de konuşmaya zamanımız kalır. Çünkü son 20 dakikaya girdik. Yine ses isteyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bıraktığımız yerden kısa bir şey söylemek istiyorum. Bakın sonra siz şöyle bir şey dediniz ki bunu işte biz de biliyoruz. Yani işte Kürt meselesi konusunda bir rapor hazırladıklarını. Hayır, işte bu değil. Yapılması gereken şey bu değil. Yapılması gereken şey bu sorunu Kürtlerle beraber nasıl evet. ve ne şekilde çözeceklerinin masasını kurmaktır. Bizim demokratik ittifak dediğimiz şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da X Partisi'nin ya da Y Partisi'nin şu sorunu şöyle çözeceğim, bu sorunu böyle çözeceğim, bunu böyle çözeceğim diye bir takım raporları, bir takım çalışmaları hazırlaması değil. Bunları hazırlanabileceği ortak masayı kurmasıdır. Yani Kürtlerin sorununu Kürtler olmadan çözemezsiniz. O masaya almadan çözemezsiniz. Biz Demokrasi İttifakı derken bunu söylüyoruz ve benim umutlu olduğum, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dostlarımızla çözeceğiz dediğinde anladığım şey bu benim. O nedenle oradan umutluyum. Şimdi erken seçim konusuna gelince önce Türkiye, iktidar bu tabloyla götürebilir mi doğrusu? Şimdi Türkiye iktidar bu tabloyla götürebilir mi? Evet, iktidar bu tabloyla götürebilir. Götürebildiği yere kadar götürebilir. İktidarı seçime zorlamak muhalefetin işidir. Yani muhalefetin işte bir araya gelmesi bu nedenle önemlidir. Eğer muhalefet, efendim bu erken seçim konusunu biz bekleyeceğiz, yani 2023'e kadar bizim bu konuda bir acelemiz yok derse, 2023'te muhalefetin meydana çıkacak bir siyaset alanı hiç kalmamış olabilir. O nedenle muhalefetin bugün yan yana gelip iktidarı seçime zorlaması lazım. Çünkü iktidar şu anda şunu yapıyor. Bakın Ayasofya budur. Ayasofya'dan sonra açılan tartışmalar, İstanbul Sözleşmesi, işte Türk Ceza Kanunu 103. Yani bütün bunları yan yana koyduğunuzda, işte son pandemi nedeniyle zorla çalıştırılan işçiler, kıdem tazminatları, işte asgari ücretin neredeyse yarısına artık inmiş olan ücretler, bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman iktidar artık rıza üretmekten vazgeçmiş durumda. İktidar zorla rıza üretiyor. Yani bir güç oylarını konsolide falan etmiyor. İktidar gücünü konsolide ediyor. Bir güç oyunu ortaya koyuyor ve o güç oyununu, gücünü herkese dayatıyor ve kabul etmeye, ettirmeye çalışıyor. Şimdi siz bunun karşılığında efendim seçim nihayetinde iktidarın karar vereceği bir şey dediğinizde iktidar o gücü size, muhalefete bir şekilde kabul ettirmiş oluyor. Böyle olunca da o psikolojik üstünlüğü ele geçiriyor. Zaten iktidar kendi şeyini, savunma alanını da bütünüyle ideolojik kimlikler, inançlar,
değerler, işte milli olma, olmama, aile, işte vatan, beka, bütün bunların üzerine kurarak siyasetin alanını muhalefete neredeyse bütünüyle kapatmış gibi. Şimdi muhalefetin bir araya gelmesinin önemi burada. Muhalefet önce bir araya gelip siyasete bir alan açacak. Sonra o uzlaşma masasını kurarak hangi yöntemle çözeceğim? Karar verecek. İşte biraz önce İbrahim Bey de söyledi. Ve bunu merkezi araçlarla mı, yerel yönetim araçlarıyla mı çözecek? Demokrasi içinde parlamenter rejimle mi çözecek? Yoksa işte başkanlıkla mı? Bütün bunlarda şey yapıp masayı herkes için kurması gerekiyor. Ve iktidarı erken seçime muhalefetin zorlaması gerekiyor. Şimdi ve iktidarı muhalefete dayanıyor gerekiyor diyorsunuz yani. Tabii iktidarı şuna çekmesi gerekiyor. Bakın bu iktidar şunu yaptı ta başından beri. Ben ve ötekiler dedi ve kendini inançlar, kimlikler o şekilde tarif etti ve öyle bir ahlaki şeye, yere oturttu ki kendisi dışında olan kalan herkesi ve her kesimi milli olanın dışına attı. Onları gayrimilli olarak tanımladı. Onları bir şekilde bir kısmını kriminalize etti ama kendi dışında olanları için aslında adalet herkes için değildir. Sadece bunun içinde kalanlar içindir de diyor bize son zamanlarda. Şimdi muhalefetin yapması gereken işi buradan alıp yeniden kamusal tartışmayı özenle ahlaki kutuplaşmadan çıkarıp bunu şeyin üzerine, teknik tartışma üzerine, kurumsal yapıyı yeniden oluşturma üzerine kurmak zorunda. İşte ekonomi bu konuda son derece önemli. İşte sadece ekonomi değil, yargının hali, adalet, asgari adalet ilkesi son derece hayati. Yerel yönetimler işte son İstanbul, büyük Ankara buraları aslında kayyum atandı Danıştay'ın son kararıyla. Yani Kürt illerine yaptıkları gibi son derece kaba saba yapmadılar ama bir şekilde kayyum atadılar yani İstanbul ve Ankara'ya. Şimdi aslında bu arada bunu şunu da söylemiş oluyor muhalefete. Senin oyunla benim oyumun değeri aynı değil. Bunu da söylemiş oluyor. Şimdi muhalefet bütün bunların karşılığında sessiz kalır ve sesini çıkarmazsa iktidar aslında gücünü bir şekilde kabul ettirmiş oluyor ve alanını genişletiyor. Onun için bir an önce muhalefetin erken seçim zorlamasına başlaması gerekiyor. Bunu muhalefet yapar, iktidar değil. Muhalefet bir araya gelecek ve bunu yapacak diyorsunuz. Başka çözüm yok. Yapmak zorunda diyorum. Yapacak demiyorum. Yapmak zorunda, zorunda evet. Aksi halde hiçbirimizin önünde 3 senesi olmayabilir Fehim Bey. Peki. Türkiye'nin durumu gerçekten ben o kadar riskli. Vahimdir. Evet, riskli. Ben Şener Bey'e de şunu sormak istiyorum. Doğrusu her seçimden söz ettiğimizde belki son yerel seçimleri dışında tutabiliriz. Orada AKP'nin büyük kentlerde kaybettiğini gördük. Ama her seçimde de sandıktan AKP çıktı ya da AKP'nin talepleri kabul edildi referandumda. Ama şaibeler de hiç bitmedi. Doğrusu bu korkuyla da hareket eden bir toplum var. Ya seçim olsa ne olur? Yani işte Nesrin Hanım'ın dediği gibi muhalefet bir araya gelip zorlasa bile sonuç itibarıyla bu toplumdaki o kaygılarla birlikte göz önüne getirdiğimizde nasıl bir sonuca yol açabilir? Bir falcılık babında sormuyorum ama bir şekliyle ülkenin hukuk, siyaset, işte emniyet, güvenlik aklınıza gelebilecek tüm boyutlarla birlikte düşünerek soruyorum bunu. Şimdi bir kere zaten kendiniz de söylediniz. Her seçimden galip falan çıkmadı. Üstelik sadece son seçim değil. Ondan bir önceki seçimde unutmayalım, yere geçerken at değiştirdi, kural değiştirdi. O yüksek seçim kurulu kendi kuralını oy verme devam ederken değiştirdi. Evet. Yani el insaf. Bu ben hile yapıyorumun bağır bağır bağırmasıdır. Ama en son seçim dediğiniz bir tane seçim değildi ki. Hani 15-16 bin oy farklıydı falandı. Tekrar sayıldı, bir daha sayıldı. O kadar da ve yenilenmesine karar verildi ama sadece İstanbul için ve sadece
Büyükşehir Belediye Başkanı için. Olur mu ya? Aynı koşullar, onların iddia ettiği koşullar bütün İstanbul'daki seçimler için geçerliydi. Ama sonuç ne oldu? İddia neydi? Oy çalınmış. Ne kadar? 15-16 gün kadar falan olabilir. Evet, oy çalınmış. Doğru, haklılarmış. Ama yaklaşık 800 bin yakın oy çalınmış. Çalan kim? Kim? İktidarın kendisi. Evet, bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında söylediğinizin cevabı çıkabilir. Çıkmayabilir de neden? Çünkü seçimden sonraki dönemde ekonomiyi derle toplu yürütmeyi başarabilmiş olsaydı ve bir ümit verseydi tekrar oyların bir kısmını geri alabilirdi. Tekrar ediyorum, ortalama insan, sokaktaki insan bir güvenlik ister. Bu güvenlik tehlikeye düşerse hemen güçlünün arkasına, hükümetin arkasına saklanır. Savaş bunun için lazım oluyor işte, kendi arkasına toplamak için. İki, ekonomik olarak kendinin ve ailesinin geçimini sağlayabilmek ve üç, yarına ait de ümidinin devam etmesini bekler. Bütün bunları sağlayabildiğiniz takdirde dünyanın rezilliğini yapın, yine devam ettirebilirsiniz iktidarınızı. Ama bütün bunların hiçbirini yapamaz hale geldiğinizde artık ondan sonra sizin için seçim olasılığı bir kabus haline gelir. Dolayısıyla ben eğer bundan sonra büyük bir mucize olmazsa, ki olmayacağını daha bugün görüyoruz. Bunun için doların böyle dünyada düşerken Türkiye'de çıktı. Daha doğrusu Türk lirasının yerlerde sürdüğünden ve çıkabilecek bir mucize de görebildiğim kadarıyla göremiyorum. Göremediğimi de ekonomistlerden dinleyerek anlamaya çalışıyorum ya da politik bilimcilerden. Dolayısıyla da seçimden kaçmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ve burada da çok kötü şeyler yapabileceğinden çok ciddi olarak korkuyorum. Evet, öyle de bir risk var. Onu zamanımız kalırsa konuşacağım. Ben İbrahim Bey'e de hemen sormak istiyorum. Aslında bir kilit rol de ortaya çıktı. Onca HDP'ye yüklendi, saldırı var. Eş başkanları da dahil birçok milletvekili, partili belediye başkanı tutuklandı. Ama buna rağmen anketler de bize gösteriyor ki bir türlü HDP'yi baraj altına düşüremedi iktidarı. Yani bir şekliyle HDP'nin ya da Kürtlerin verdiği 6 milyon oyun kilit olma rolü devam ediyor. Bu durum olası bir seçim tablosu düşünüldüğünde nasıl bir etkiye neden olur? Yani ben İstanbul seçimlerinin de ötesinde bir durumdan bakarak soruyorum bu soruyu. Yoksa Salt İttifaklar, Demokrasi İttifakı babında değil de özellikle iktidar açısından bu tabloyu nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi bir öncelikle iktidarın seçim kanunu ve siyasi partiler kanununda değişiklik yaparak seçime gitme arzusunda olduğunu anlıyoruz. Kulağımıza gelen ya da basına yansıyanlar iktidarın iller bazında ya da seçim çevreleri bazında %20'lik ya da daha yüksek bir baraj koyma gibi bir hevesi olduğu da gördü. Aslında mevcut seçim sisteminde bu %20'lik, 30'luk, 15'lik barajlar var. Örneğin 3 milletvekili olan bir de oyların %33.1'ini alamayanların seçilmesi biraz zor. Orada baraj çok önemli değil, %10 baraj. Ama iktidar bunu kendine yontacak bir biçimde bir seçime gitmeye çalışıyor ve seçim kanunu dışında siyasi partiler kanununda da değişiklikler yaparak örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için yaptığı milletvekili transferleri gibi veya benzeri olayları önlemeye yönelik çalışmaları var şu anda. Onların ne üzerinde ne realize edilebileceğini şu anda bilemiyoruz ama iktidar bu konuda çalışmanın içinde olduğu belli. Kürtlerin oyuna gelince, HDP'nin oyuna, HDP'nin oyu Kürtlere yapılan baskılar oranında arttı. Çünkü Türkiye'deki Kürtlerin sayısı HDP'nin oy sayısının çok çok üstünde. O nedenle HDP'ye 6 milyon oy gelmekte ise bu aşağı yukarı %10 bir toplum kesimini ifade etmek. Halbuki Kürtlerin sayısı
çok çok üstünde ve Kürtlere yapılan baskı gerek içte gerek dışta, Suriye'de, Irak'ta ve başka yerlerde Kürtlere yapılan baskı, buna karşılık tersine Kıbrıs'ta, Doğu Avrupa'da, Azerbaycan'da, hı hı, ya da Türkiye Cumhuriyetler'de Türk topluluklarına ya da kendi Türk adetlikleri topluluklara gösterdikleri karşı davranışları yine Kürtlerin içinden Irak'taki Türkmen sayısı, Türk sayısı karşılaştırıldığında korkunç bir fark var. Çok büyük bir fark var. Fakat Irak'ta Türkmenlere Kürtler eşitlik sağlanması demek. Özünde o eşitlik var Irak'ta. Türkmenlerle Kürtleri dil, siyasi partisi kurma, kendi yöne örgütler konusunda en fark yok. Türkiye'de işte bunlar artık görmekte ve bu nedenle giderek HDP'nin oyları artmakta. Ayrıca HDP'nin bir başka özelliği. HDP gerçekten bugün Türkiye'nin tek Türkiye Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'yle ben partinin üyesiyken iki dostum, biri Ali Sirmen, CHP bir Türkiye Partisi. Aynı soruyu bana tekrarladı. Yani dedi, siz Türkiye Partisi misiniz diye. Ben ona karşılık şunu söyledim. O zaman Refah Türkiye Partisi ve HDP Türkiye Partisi. Diğer partiler Türkiye Partisi mi? CHP, Aleviler, Büyük Partiler, Alevilerin oyları olarak söylemiyorum yani. Yüzde diye tutsa yönetimdeki payları %3-4 sayında. Milletvekili sayısı aynı. O zaman siz nasıl CHP'ye Türkiye Partisi diyebiliyorsunuz? Ama bugün HDP için aynı şey söyleyeyim. Gerçek Türkiye Partisi. Ve bunu da Türk kesimi büyük ölçüde görüyor, görmeye başladı. Eğer Türk kesiminin de özellikle yanların dışındaki kesimlerin de katkısıyla bu oyların düşmesi artık değil. Kilit parti olma rolüne gelince şöyle olabilir. Eğer gene eskisi gibi üç blok halinde seçime girerlerse, %50'nin altında ya da %50 partileri saymıyorum. Üç temel blok: HDP, Millet bloku, Cumhur bloku. Böyle bir bölüm olursa yine HDP'nin etkisi olur büyük ölçü. Ama seçim sisteminde değişiklik yapıp farklı oluşumlar olursa HDP'nin yine azalmayacağı için küçük partilerin götüreceği ve barajın altında kalacak olan oylar sayesinde bu oylar HDP'den ziyade AKP'dir. Yani daha doğrusu AKP'nin işine kısmen yani. O nedenle seçimde yapılacak değişikliğe alı HDP'nin buradaki etkisi. Peki. Aslında Sayın Şanar Yurdatapan konuşurken risklerden de söz etti ama biz riskleri de konuşacaktık. Ama bizden sonra da bir program var. Programımızın süresi 1 saat 20 dakika. Ben o riskleri de artık bir başka programda doğrusu göz önüne getirip çıkış yollarının da mutlaka geniş bir biçimde tartışılması gerektiğine inanıyorum. Bu gece sayın konuklarım Nesrin Nast, ekonomist yazar, Sayın Şanar Yurdatapan, düşünce... Ben sayın değilim. Sayınsınız benim için. Sayın demek zorunlu yok. Yok, bizim bayan gibi. Benim için Nesrin sayınsınız. Yok. Ama evren sayın, gangsterler sayın. Lütfen yok. Onlarla ilgili sayın kavramımız yok. Sizlere saygıdan, izleyicimize saygıdan ifade ediyorum. Yani ben hem izleyiciye saygıdan hem size saygıdan ifade ediyorum. Elbet yer yerine geldiğinde Şanar abimizsiniz. Şanar abimizsiniz, İbrahim abimizsiniz, Nesrin ablamızsınız. Hiç sıkıntı yok. Ülkemizin deneyimli aktivistlerisiniz. Sağ olun, teşekkürler. Evet. Emek verdiniz, zaman ayırdınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler.
bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Konuklarımızla Türkiye'nin sorunlarını ve çözüm yollarını konuştuk. Bir dahaki medya haberde buluşmak, medya haberde gündem programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.